Bize çarpı yasalar merkezine merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksinde büyük bir çöküş, büyük bir düşüş başlıyor arkadaşlar dünyada. Bunu söyleyebilirim. Şu an 89-90'ların altına geldi biliyorsunuz. Direnç bölgesi demiştik. Aşağıda 87'ye doğru bir hareket. Hatta 86'lara doğru bir hareket görebiliriz önümüzdeki günlerde. Bu ne anlamına gelir? Euro dolar paritesinin 1.25'lerin üzerinde. Euro dolar paritesine döneceğim ama ondan önce şöyle bir VIX endeksine bakalım. Sıkıntı yok. Tamam. Günlükler tarafından bakalım. Sıkıntı yok. Amerikan faizlerine bakalım. Bahsetmiş olduğumuz yatay hareket. Güzel. Yukarıda 85 direnç. Aşağıda 75 destek. Bu arada biraz daha sıkışma devam edecek gibi gözüküyor. 80 altında kaldığı müddetçe de Amerika'da faizler aşağıya gelmeye devam edecek. Yani bu iyileşmenin zayıfladığı anlamında Amerika'yı daha da bakın dünyada dolar çöküşe geçecektir arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bu ne anlama geliyor? Euro dolar paritesinin hemen günlüklere baktığımızda 1.2330 bugün için çok önemli bir seviye. Bahsetmiş olduğumuz daha önce de bahsetmiş olduğumuz 1.23 üzerindeki harekette ne demiştik? 27.30'a doğru gidiyor euro dolar paritesi. Ve gerçekten bu hareketin bugünden itibaren biraz daha hızlandığını göreceğimiz bir süreç olacak. Günlükler tarafına baktığımızda gayet olumlu. Aşağıda 23 destek 23.20-23.30 aralığı artık şu an için bu bölgede kalmaya çalışıyor. Çok önemli hattı yukarı kırmak isteyecektir. Gün içinde 23.30, 23.40 sonrasında 23.90'lara doğru bir hareket görebiliriz euro dolar paritesinde. Bunun anlamı haftalıklarda 1.24.50, 1.26'ya doğru hareket getirecektir. Aylıklar tarafında çünkü daha önce de bahsetmiş olduğumuz gördüğünüz şu ortalamaları yukarı kıran harekete şahitlik edeceğiz. Hemen buradan nereye dönelim? Altın fiyatlarına dönelim. Altın fiyatlarında da şu anki tabloya baktığımızda nerede? 1338-1331. Hemen günlüklere dönüyorum. Bakın arkadaşlar 1332 kırmızı nokta dokundu. 1338 yani alıcılı bölgeye geçti. Şu an bu pivot bölgede tam. Büyük ihtimalle 1340'ı bugün deneyip 1347'ye gidebilir. Bunun anlamı haftalıklar, aylıklar, yıllıklar tarafında 1349 üzerindeki her hareketlikte biz çok büyük ihtimalle şöyle bakıyorum. Euro dolar paritesi pardon altın fiyatlarının bu hafta 1356 üzerinde 1370-73 bölgesine doğru hareketini bekliyoruz. Bugünden yarına hızlı bir altın hareketi görebiliriz bu manada. 4 saatlik grafiklere baktığımızda gayet güzel. Yani günün ilerleyen saatlerinde 1340'ı ve üzerini deneyen hareketler göreceğiz. 1335-1332 bu önemli destek aralığında kalmak isteyecek. Hemen buradan gram altına bakıyorum. Gram altında şu an için bir tepenin bulunduğunu 175 ne demiştik daha önce 173-172.5 önemli destek. Bu bölge üzerinde kalmak istediği müddetçe yukarıda 175'in de üzerine gidebilir ki 175 rekor geldi. Daha önceki bahsetmiş olduğumuz 160'lardan itibaren hedeflediğimiz seviyeye ulaştı. Gram altına şöyle bir bakıyorum. Aylıklardan yola çıkarak 175-600 önemli direnç. Bunun üzerindeki hareketlerde, hareketlerde 180'leri ve üzerini konuşuyor olacağız. Şu an için belki dolar içeride biraz bir kar realizasyonu yaşarsa bu bölgede gezmek isteyebilir. Bir uyumsuzluk var. Büyük ihtimalle bir eğer dolar endeksi dünyada yükselecek olursa burada bir geri çekilmeden bahsediyor. Doların geri çekilmesiyle birlikte. Ons altın yükselse de bir gram altında geri çekilmeden bahsediyor olacağız. Evet şimdilik gram altınla ilgili beklentimizi paylaşmış olduk. Gümüşe dönelim. Gümüş, evet. Gümüş oldukça güçlenmeye başladı. Büyük ihtimalle biz gümüşte 17'lere doğru, 17'lerin üzerine doğru hareketler göreceğiz. O da bugünden itibaren başladı diye tahmin ediyoruz. Gayet olumlu, gayet güçlü. Şimdi buradan nereye dönelim? Buradan isterseniz ne demiştik? Altını konuştuk. Altın konuştuk. Euro doları konuştuk. Dolar TL'yi konuşmadık. Evet. Dolar TL. Dolar TL'ye geldiğimizde ise bugüne dair özellikle direnç bölgesinin 4.0770 bugün görülmedi burası. En düşük 4.0560 görüldü. Burası yani 4.06 4.0560 aralığı görüldü. Evet. 4.0670 altında saat 11'den sonra 4.0650 altındaki her hareketlilikte biz Dolar TL'de bugün bir kar realizasyonu görebiliriz. Nereye kadar? 4.046'ya kadar. Bu aynı zamanda yıllıklarda 4.04'ün aşağı kırılması anlamında işaret olacağı için 3.99'lara doğru bir geri çekilme getirecektir. Günlüklerde 4.06 altındaki harekette 4.04-4.02'ye kadar bir geri çekilmeden bahsediyor olacağız.
Hemen şöyle başka nereye dönelim? Altın dedik. Petrol. VTI petrolde daha önce de bahsetmiş olduğumuz o sert satış sonrası belli bir noktaya geldi. 61'lere geldi. Buradan tepki verdiğini görüyoruz. Şimdi burada bu tepkinin belki 64 üzerinde 64.5. Yani biraz daha hemen şöyle günlüklere dönüp bakalım. Ne görmüş? 64.380. Yani alıcılı bölge görmüş, evet. Yani neredeyse günün zirvesi görülmüş. Belki bir geri çekilme söz konusu olabilir mi? Küçük çaplı bir bu bölgede direnebilir. Biraz daha yataya girecek bir petrol hareketi göreceğiz gibi gözüküyor. Zirveden beri bahsetmiş olduğumuz geri çekilmeler nokta olarak gerçekleşti. Şu an için bu bölgede bir tepki ihtimali ve yatay hareketin biraz daha yatay harekete dönen bir hareket göreceğiz. Düşüş sonrası tepki ve biraz daha yataya dönen hareketler göreceğiz. Bunun ötesinde sterlin dolara geldiğimizde, sterlin dolarda daha önce de bahsetmiş olduğumuz o büyük hareketler, yani 145'lere doğru şu daha yukarıdaki 142'lerin üzerindeki hareketler büyük ihtimalle biraz daha hızlanacak. Bu hafta için özellikle 142 üzerini gören bir hareketten bahsediyor olacağız. Daha önce görülen 143, 100'ler, 500'ler bu seviyelerin üzerine giden hareketler göreceğiz. Bunların hepsi etkisi arkadaşlar dolar endeksinden dolayı. Dolar endeksi düşüşe, büyük düşüşe hazırlanıyor arkadaşlar. Bunu not olarak bir kenara alalım. Dünyada dolar çökerken Türkiye'de dolar çökmezse bu başka bir manaya gelecektir. İster istemez kar realizasyonu gelecektir, onu söyleyebilirim. Dolar Japon yenine şöyle bir bakalım. Dolar Japon yenine baktığımızda burada biraz daha pardon sıkıştığını, evet 107.500'ün direnç olduğunu, aşağıda 106.5 bu aralıkta seyredebileceğinden bahsetmiştik. Biraz daha aşağı bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yani tekrar 106'ların altını gören bir hareketle karşılaşacak gibi gözüküyor. Dolar Japon yeni gram altın. Hemen hemen hepsini paylaştık. X30 yakın vadede şu an için bir destek bölgesine yaklaştığını görüyoruz. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz uzun bir süredir zaten bu kar realizasyonundan bahsediyoruz. Kademe kademe 140'ların altında nereye geldi? Görüyorsunuz çok çok önemli bir destek var burada. Bu destek neyi gösteriyor bize? 136.5'ları gösteriyor. 136.5 daha önceki destek trenç olduğu nokta olarak bakacağımızda evet, önemli bir destek bölgesinde. Buradan bir tepki belki gün içinde beklemek. Çünkü hem dolara gelecek satış hem dünyadaki pozitif havanın etkisi biraz daha etkili olabilir bu anlamda. Başka hisselere yönelik gün içinde çalışmalarımız olacak. Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. 138.450 hemen şöyle bakın. 138.450 hemen bakıyorum. 138 seviyesini kırılmış olması, 136.600 tam da buraya gelmiş. Yani şu an için destek. Buradan büyük ihtimalle bir tepki söz konusu olabilir arkadaşlar. Beklenebilir. Nereye kadar? İlk etapta 138'ler konuşuluyor olacaktır. 100 endekse bakmıyorum bile arkadaşlar. Şu an için hisse tarafına döneceğiz tabii ki. Ali Reçber piyasalarından tekrar merhabalar arkadaşlar. Şimdi ek olarak bir not olarak düşmek istedim. Dolar endeksi gerçekten oldukça kötü gözüküyor ve doların adeta bir çöküş senaryosuyla karşı karşıyayız. Bu ne anlama geliyor? Dolar endeksi şu an 90-91'lerin önemli direnç olduğundan bahsediyorduk ve aşağıda 87'ye, 86'ya, 86.5'a kadar olabilecek bir doların zayıflama senaryosundan bahsediyorduk. Yani bu da ortalama 90'ları dikkate aldığımızda %3,5, %4'lük bir dolar düşüşüydü. Dünyada doların düşüşüydü. Şimdi bu hareketin gerçekleşme olasılığı gittikçe artıyor ve şunu söylemek istiyorum. Dolar endeksinin böyle bir sürece maruz kalması, düşüşün oluşması demek tekrar 85'lere doğru. Yani dolar endeksinde tüm dünyada doların ortalama önümüzdeki süreçte belki de çok sert diyebileceğimiz satışlar yemesi anlamına gelecek. Bunun nasıl olabileceğini şuradan hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok önemli bir hat. Bu hat şu an için eski destek bölgesiydi. Bu hat tekrar aşağı deniyor. Tepkiler gelmiyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle dolar endeksinde biz tekrar 85'lere doğru bir geri çekilme, yani %5-6'lık bir geri çekilme, gerçekten ciddi bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Dolar endeksinin bu düşüşü büyük ihtimalle Eurolarda 1.27-1.30 hareketlerini getirecek süreci de başlatmış olacağız, olacaktır. Bu aynı zamanda altın fiyatlarının da bakın 1.27-1.30 neredeyse 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 yıllık euro dolar paritesindeki düşüş kırılmak üzere arkadaşlar.
Bu da 1.26'ların üzerinde hareketlerin başlaması halinde olacaktır. Bunun anlamı eğer önemli bir trend kırılıyorsa Fibonacci geri alım oranlarını çekersiniz. Kırılması halinde tabii ki diyoruz bunu. 1.31'ler. Bizim tablomuzda zaten daha önce de bahsetmiş olduğumuz Euro dolar paritesinde gördüğünüz gibi 1.27'ler. Hemen şöyle alalım. Bakın 1.27, 1.30 bölgesine doğru bir hareket görebiliriz. Eğer bu süreç gerçekleşecek olursa yıl içinde, bu yıl Euro dolar paritesi 1.3550'ye kadar görmüş olduğunuz şu seviyeye doğru bir hareket oluşturabilir. Doların çöküşü bizim dolar senaryomuzda güçlendirmiş olacak. Ve aynı zamanda altın fiyatlarının bu yıl için beklediğimiz o çanak tamamlanıp ilk etapta bahsetmiş olduğumuz altın fiyatlarında 1453, 1380, 1453 ve yıl içinde 1500, 1550, 1570 buralara doğru bir atak getirebilir. Seneye kadar da zaten bahsetmiş olduğumuz 1750, 1650 bölgesi test edilmiş olacaktır. Evet, bunu bir not olarak kenara düşelim dedik. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Halil Reçber YouTube sayfamıza abone olabilir. Beğenilerde bulunabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.